Yarım çay bardağı ince bulguru kasemize alalım. Üzerine bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber ilave edelim. Bir çay bardağı kaynamış suyu bulgurumuzun üzerine ilave edelim. 15 dakika dinlendirelim. 4 adet kabak kullanacağım. Kabaklarımızı güzelce yıkadıktan sonra bu şekilde keselim. Şekil verelim. Her kabağımızı dörde dilimleyelim. Dilimlediğimiz kabakları orta kısımdan bu şekilde kaşık yardımıyla şöyle oyalım. Bakın. Bu şekilde hazırladığımız kabaklarımızı ocağa alıp hafif kızartalım. Yağın içine kabaklarımızı bırakalım. Bu kadar kızarması yeterli. Böyle alalım. İki yemek kaşığı zeytinyağı tavamıza alalım. Doğramış olduğum bir adet kuru soğanı tavaya alalım. 250 gram kıymayı da tavaya alalım ve güzelce soğanla kıymayı birazcık kavuralım. Ocağın altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz harcımızı kasemize alalım. Bu karışımı kıyma kullanmadan yeşil mercimekle de bu tarifi yapabiliriz. Baharatları damak tadımıza göre ayarlayabiliriz. İç harcımız hazır. Bu şekilde dolmalarımızın içlerini dolduralım. Hem çok pratik hem de oldukça lezzetli bir tarif. Dolmalarımızı doldurduktan sonra pişireceğimiz herhangi bir tencere ya da bir tavaya alalım. Bir yemek kaşığı domates salçasını bir kaseye alalım. Salçalı sosu dolmalarımızın üzerine dökelim. Üzerlerine birer tane ikiye böldüğüm domatesleri bırakalım. Hem görselliğiyle hem de lezzetiyle her daim yapacağınız nefis bir tarif. Yemeğimizi ocağa alalım. Yemeğimiz pişti. Yemeğimizi servise alalım. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel pişmiş. Zaten harcımızı daha önceden pişirdiğimiz için, kabaklar çok az kızardığı için 10-15 dakika ocakta kısık ateşte pişirmemiz yeterlidir. Nefis bir lezzet. Yapanlar için şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.